paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen KPSS soruşturması kapsamında 24 ilde 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlardaysa aralarında emniyet müdürleri, öğretim üyeleri, üst düzey kamu görevlilerinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2010'daki KPSS sorularının usulsüz sızdırılması ve kopya iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında 24 ilde 8'i kadın 51 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden 30'unu gözaltına aldı. Şüphelilerden 21'inin ise firari olduğu, bu kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Gözaltı kararı alınanlar arasında maliye müfettişi, TRT yapım görevlisi ve öğretmenlerin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin soruları önceden ele geçirdikleri iddia edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 230 kişi hakkında Fethullahçı terör örgütü kurucusu, yöneticisi olmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu zararına dolandırıcılık suçlarından dava açmıştı. İzmir'de ise Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ-PDY soruşturması kapsamında örgüte mali destek sağlanmasına ilişkin edilen bazı bilgiler doğrultusunda 7 ilde bazı kişiler hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa, Manisa ve Isparta'da belirlenen adreslerde aralarında üst düzey emniyet mensupları, öğretim üyeleri ve üst düzey kamu görevlileriyle örgüt adına faaliyet yürüttüğü ileri sürülen 15 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilere yönelik iddialar arasında daha önce polis evi, ek hizmet binası olarak kullanılan Konak ilçesi Karataş semtindeki bir binanın değerinin altında ve usulsüz şekilde örgüte kazandırılması iddialarının da yer aldığı öğrenildi.